Efendim geçen bölüm bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Seda İnan Aktaş'la. Seda İnan Aktaş geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selçuk Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler, siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Heyecan var mı? Heyecanlıyım. Tabii tam böyle güzel heyecanlı bir noktada ki kesildi. Evet. O yüzden çok merak ediyorum nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Seyircilerimiz bir hatırlasın sizi. Tekrar bir kendinizi tanıtın. Tabii ben Seda Aktaş. İstanbul'dan katılıyorum. Özel bir şirkette finansal planlama müdürü olarak çalışıyorum. Evliyim. 2,5 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Üniversiteyi nerede okudunuz? Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünü bitirdim. İşletme bölümü. Evet, işletme. Kimle gelindi bugün? Eşimle geldim. Eşinizle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Evren Aktaş. Ben de özel bir şirkette mali işler müdürüyüm. Kızımın şansının eşimin yanında olmasını diliyorum. İnşallah. 60 bin lira kazandınız. Evet. Jokerler bitti. Jokerlerim bitti. 125 bin soru açılacak. Belki biraz cesaretli olsaydınız o jokerlerden bir iki tanesi kalabilirdi. Evet. Ama normal reaksiyonlar bunlar. Bakalım ne olacak? Seda İnan hazır mı? Hazırım, bekliyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Yarışma başlıyor. (Gülüyor) 35 kez Nobel'e aday gösterilmesine rağmen hiçbirini kazanamayan, hayatına zehir içerek son veren ünlü kimyager kimdir? A. Sidney Altman. B. Walter Cohn. C. Rudolf Marcus. D. Gilbert Lewis. Gerçekten çok ilgilendiğim bir alan değil kimya. O yüzden biraz düşüneceğim. 35 kez Nobel'e aday gösterilmesine rağmen hiçbirini kazanamayan, hayatına zehir içerek son veren Sidney Altman. Acaba hani, kimya teorileriyle ilgili bir şey olabilir mi? Soyadından bağlayabileceğim, onu düşünüyorum. Yani fikir yürütmesi bilmeden zor olan bir soru. Riske atmak istemiyorum, çekimi almak istiyorum. Emin misiniz? Eminim, son kararım. Ne söylerdiniz? Sidney Altman derdim. Gilbert Lewis. Evet. Doğru karar. Evet. Paranızı güzel günlerde sağlıkla, çocuğunuzu güzel güzel büyütün. Çok teşekkür ederim. İyi günler.